arasından çıkıp hayat kurtaran kahramanlar onlar. Geleceğin itfaiyecileri. Kimi zaman yangında kalan yaralıyı kurtarıyor, kimi zaman araçta sıkışmış yaralıya müdahale ediyor, kimi zamansa kuyuya inip yardım dolu kucaklarını açıp hayat kurtarmayı öğreniyorlar. Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı 2008 yılından bu yana eğitim veriyor. İstanbul'daki tek itfaiye bölümü olan okul Bayrampaşa'daki bu okul ve öğrenciler teoride gördükleri dersleri pratikte işte bu şekilde ekip çalışması yaparak hayata geçiriyorlar. Diyelim ki yangının tam ortasındasınız, her yer duman ve karanlık. İşte geleceğin itfaiye erleri bu okulda bunun eğitimini alıyor. Yangının ortasında kalanlar nasıl kurtarılır okulda öğreniyorlar. İtfaiyenin işleri arasında genel bilinenin aksine sadece yangın söndürmek yok, kurtarma çalışmaları da var. Ve öğrenciler derslerde bu kurtarma çalışmaları da nasıl yapılıyor uygulamalı olarak görüyorlar. İtfaiye eri olmak için hazır mısın aslında? Bana göre ben hazırım. Bu okulu neden tercih ettin? Daha önce de ben itfaiyeci olmak istiyordum zaten küçüğümden beri. Okulun çevresinde oturuyorum zaten. Bu okul açıldıktan sonra itfaiyecileri gördüm. Hani eğitim yapılırken daha çok ilgim arttı. Erkek yapabiliyorsa kadın da yapabiliyor gayet. Bazı zorlukları olsa da üstesinden gelebiliyoruz. Bu bölümü okuyacak, bitirince hayat kurtaracaklar aslında. Öncelikli olarak itfaiyelerde çalışma hakları olması gerek. Ama henüz böyle bir çalışma yok. Daha lisede temel bütün eğitimleri alsalar bile öncelikleri yok. Ders derste öğrenilir diyerek uygulama derslerine konuk olduk. Ben şimdi Güngör Hocam'dan hemen dersin teorisini dinledim. Şimdi pratiğe geçeceğiz beraber. Yan yana aşağıya bir iniş yapacağız. Güvenli bir iniş olacak ama ben yine heyecanlıyım. Hayır, buradan düşersek de ölmeyiz hocam ya. Kırılırız lan. Aynen. Sağlığını diye yavaş yavaş ipe vermeye çalışıyorum. Emniyetçiler! Siz de kontrollü olarak bırakın, hızlı adım atıyorum ve yere paralelliği bozmuyorum. Adım adım gidiyoruz. Aşağı inmeye devam ediyorum. Düzenlere bıraktın, şimdi yere kaldırın bakayım. Gidiyor, gidiyor. Aferin ekip. Teşekkür ederim. 275 tane öğrenci mezun etmişiz. Bunların 110 tanesi itfaiye ve yan kuruluşlarında iş hayatına atılmışlar. Akademik okullarda okumadan bir an önce iş hayatına atılma niyetleriyle bu alanı tercih ediyorlar. İtfaiyecilik bölümü okuyan 16 öğrenci Portekiz ve Romanya'da Nisan ayında staj yapacak. Türkiye'de öğrendiklerini Avrupa'da sergileyecek, sertifika alacaklar. Her canlıya böyle yardım etmek aşırı derecede güzel ve gördüğünüz gibi adrenalin gerçekten isteyen bir meslek. O yüzden itfaiye bölümünü ben ilk gördüğümde gerçekten çok istedim. Abim de bu mesleği yapıyor. Onun izinden gitmek istiyorum. Allah izin verirse İstanbul'daki ilk aktif kadın personel olmak istiyorum.